divan dağılınca Şah Şehriyar Sarayı'na dönmüş. İkinci gece gelince. Dünyazat ablası Şehrazat'a ablacığım, senden rica ediyorum, tacir ile öyküsünün sonunu anlat, demiş, Şehrazat da, tüm kalbimle ve gereken saygıyla. Ancak Şah yine bana izin verirse, diyerek yanıt vermiş, Şah ona konuşabilirsin, deyince, söze başlamış. Ey bahtı yüce Şah! Ey adaletli hükümdar, tacir buzağının ağladığını görünce, yüreği acımayla dolmuş ve çobana, bu buzağıyı sürüye kat, demiş, ecinli bu garip öyküye çok şaşırmış, sonra ceylanın sahibi şey, sözünü sürdürmüş, ey ecinli şahların efendisi. Bütün bunlar olup biterken amcamın kızı, orada durup bakıyor, ve bu buzağı kurban edilmeliydi, çünkü tam yağlanmış, diyordu. Ama ben acıdığımdan ötürü karar veremiyordum. Çobana onu götürmesini söyledim. O da buzağıyı alıp gitti. İkinci gün, otururken, çoban yanıma geldi ve bana, efendim, size sevineceğiniz bir şey söyleyeceğim, ama ödülümü isterim, dedi. Ona, kuşkun olmasın, diye yanıt verdim. Çoban, ey ünlü tacir, diye sözünü sürdürdü. Benim büyücü olan bir kızım var, büyü yapmayı yanımızda yaşayan yaşlı bir kadından öğrendi. Dün bana verdiğiniz buzağı ile birlikte kızımın yanına gittim. Kızım, onu görür görmez, başını tül yazmayla örttü ve gülmeye ve sonra da ağlamaya başladı. Ve de bana, baba, benim derim senin gözünde bu denli düşük mü ki, benim yanıma yabancı erkeklerin girmesine izin veriyorsun, dedi. Ona, hani nerede bu yabancılar, dedim. Sonra neden ilkin güldün? Sonra da ağladın, diye sordum. Bana, yanındaki bu buzağı, Efendimiz Tacir'in oğludur, ama büyülenmiş. Onu öz anasıyla birlikte böyle büyüleyen de üvey anasıdır. Kendisini buzağı kılığında görünce dayanamayıp güldüm. Ve de ağlıyorsam. Nedeni buzağının annesinin, babası tarafından kurban edilmesindendir dedi. Kızımın bu sözlerini duyunca çok şaşırdım. Sonra size haber getirmek için sabahın gelişiniz abırsızlıkla bekledim. Şey, sözünü ey kudretli cinnli diye sürdürmüş. Çobanın bu sözlerini duyunca, onun ile birlikte acele evden çıktım. Şarap içmeden sarhoş olmuş gibiydim. Çocuğumu görmek düşüncesi, mutluluğu ve neşesi o denli yoğundu. Çobanın evine ulaşınca. Genç kız bana hoş geldin dedi ve elimi öptü. Sonra buzağı yanıma geldi ve ayaklarımın önünde yuvarlandı. Çobanın kızına. Bu buzağı hakkında anlattıkların doğru mu diye sordum. Kız da Evet, kuşkusuz efendim. Bu senin oğlun, yüreğinin alevidir dedi. Ona ey nazik ve yardımsever genç kız dedim. Oğlumu kurtarırsan sana babanın elinin altındaki tüm mal ve hayvanları veririm. Bu sözlerime güldü ve bana, efendim bu vereceklerini ancak iki koşulla kabul edebilirim, dedi. İlki oğlunla evlenirsem ve ikincisi de istediğimi büyüleyip hapsetmeme izin verirsen, yoksa karının hayınlıklarına karşı koymanın sonucunu alamam. Çobanın kızının sözlerini duyunca, el kudretli cinli, ona olur, dedim. Ve dediğim gibi babanın elinin altında bulunan zenginlikler de senin olacak. Amcamın kızına gelince, onun yaşamını istediğin gibi ele alabilirsin, dedim. Bu sözlerimi duyunca kız eline bir bakır len aldı, onu suyla doldurdu ve su üstüne büyülü sözcükler okudu. Sonra bunu, eğer Allah seni buzağa yarattıysa eşkalini değiştirmeden buzağa olarak kal, ama büyülenmişsen, yüce Tanrı'nın izniyle ilk yaratıldığın hale dön, diyerek buzağının yüzüne serpti. Bunu söyler söylemez, buzağa kıpırdamaya ve silkinmeye başladı ve yeniden insan kılığına döndü. Ona Allah'a şükürler olsun, dedim, söyle bana amcamın kızı sana ve anana ne yaptı? Ve o da bana başlarına ne geldiyse hepsini anlattı, bunun üzerine, oğlum dedim, bahta hükmeden Allah, senin kurtulman ve haklarını elde etmen için birini görevlendirmiş. Bundan sonra, ey yürekli cinli, oğlumu çobanın kızıyla evlendirdim, o da büyücülük bilgisiyle amcamın kızını büyüledi, onu şurada gördüğünüz ceylan kılığına soktu, ve ben buralardan geçerken şu taciri gördüm, ne yaptığım sordum, ondan başına geleni öğrendim, başına daha neler gelebileceğini merak ederek birlikte bekledim. Benim öyküm bu kadar, demiş. Bunu duyan Ecinli, bu öykü yeterince şaşırtıcı, istenen kanın üçte birini bağışladım, diyerek haykırmış. O anda iki tazının sahibi ikinci şeyh ilerlemiş ve demiş ki. İkinci şeyhin öyküsü. Bil ki ey Ecinli, şahların efendisi, bu iki köpek benim kardeşlerimde babamız ölünce, bize miras olarak üç bin dinar bıraktı. Ben, hisseme düşenle, alışverişe koyulduğum bir dükkan açtım. Kardeşlerimden biri ticaret yapmak üzere geziye çıktı. Kervanlara katılarak bir sene kadar bizden uzakta kaldı. Döndüğü zaman elinde avcunda hiçbir şey kalmamıştı. Ona dedim ki, kardeşim, ben bu geziye çıkmamanı salık vermiştim sana. Ağlamaya başladı ve, kardeşim dedi, kudretli ve yüce olan Tanrı, bunun böyle olmasını istedi. Artık sözlerin bana hiçbir yararı yok, çünkü hiçbir varlığım kalmadı. Bunun üzerine onu dükkana götürdüm. Sonra da hamama gittik. Onu en iyi cinsten bir esvapla donattım. Sonra da oturup birlikte yemek yedik. Ona, kardeşim, sana kazancımın geçen yıldan bu yıla hesabım çıkarayım ve sermayeye dokunmaksızın, bu kazancı seninle paylaşalım, dedim. Hesaplanınca o yıl bindin er kar. Sağladığımı gördüm. Kudretli ve yüce Tanrı'ya hamd ettim en yoğun neşeyle keyiflendim. Sonra kazancı iki eşit parçaya bölerek kardeşimle paylaştım. Ama kardeşlerim yeniden ayrılmayı kararlaştırdılar, benim de onlarla birlikte gitmemi istiyorlardı. Ancak ben bunu asla kabul etmedim ve onlara, geziye çıkmakla sanki ne kazandınız da, beni size öykünmeye zorluyorsunuz deyince bana sitem ettiler, ancak sonuç alamadılar, çünkü onlara uymadım. Böylece her birimiz kendi dükkanlarımızda bütün bir yıl alışverişle uğraştık. Fakat onlar yeniden bana gezi önerisinde bulundular, ben yine onlara uymadım. Bu böyle tam 6 yıl sürdü. Sonunda kentten ayrılmak bakımından onlara uymak durumunda kaldım ve onlara, kardeşlerim elimizde kalan parayı sayalım, dedim, saydık ve tüm paramızın altı bin dinar olduğunu gördük. Bunun üzerine kendilerine, bunun yarısını toprağa gömelim. Başımıza bir felaket gelirse, kullanabilmek için, her birimiz ticaret yapmak üzere biner dinar alalım, dedim. Allah görüşünü bağışlasın, dediler. Bunun üzerine parayı aldım, iki eşit parçaya böldüm. 3000 dinarı gömdüm, geri kalan 3000 dinarı aramızda eşit olarak dağıttım. Her birimize biner dinar düşecek şekilde, sonra her birimiz çeşitli mallar satın alarak bir gemi kiralayıp tüm mallarımızı içine taşıttık ve yola koyulduk. Yolculuk tam bir ay sürdü, bu sürenin sonunda bir kente ulaşıp burada mallarımızı sattık. Her bir dinara karşılık 10 dinar kar sağladık, sonra bu kentten ayrıldık. Denizin kıyısına ulaştığımızda, orada eski ve yıpranmış giysiler içinde bir kadın gördük, kadın benim yanıma yaklaştı elimi öperek, ''Efendim, yardım edip beni kurtarır mısınız?'' ''Ben size elbet bunun karşılığım öderim'' dedi. ''Kuşkusuz yardım edip seni kurtarırım.'' Ama karşılığını ödemek zorunda olduğunu düşünme dedim. Bana öyleyse benimle evlenin. Beni kendi ülkenize götürün. Size tüm varlığımı adayayım. Bunu benden esirgemeyin. Ben minnettarlığın ve iyiliğin ne olduğunu bilenlerdenim. Benim fakir görünüşümden de utanmayın dedi. Bu sözleri duyunca ona ta içimden bir acıma duydum. Zira kudretli ve yüce Tanrı'nın iradesine karşı durmak mümkün değildir. Onu yanıma aldım. Zengin elbiseler giydirdim ve gemide altına şahane halılar serdim. Ona tam ve yürekten ve de incelikli bir karşılamada bulunmamdan sonra yola koyulduk. Yüreğim onu büyük bir aşkla sevdi. Ve o andan itibaren gece ve gündüz hiç yanımdan ayırmadım. Kardeşlerimin arasında sadece ben onunla ilgileniyordum. Bu yüzden kardeşlerim beni kıskandılar, benim zenginliğime ve mallarımın üstün niteliğine de imreniyorlardı. Bende olan her şeye aç gözlülükle bakıyorlar, benim ölümümü ve paramı ele geçirmeyi düşünüyorlardı çünkü şeytan davranışlarını onlara en güzel renkler içinde gösteriyordu bir gün karımın yanında uyurken bize yaklaşıp ikimizi de alarak denize attılar karım suda uyandı bir çırpıda değişip ifriteye dönüştü beni omzuna aldı ve bir adaya götürüp bıraktı sonra bütün gece gözden kayboldu sabahleyin dönüp bana beni tanımadın mı senin karınım ben Yüce Tanrı'nın izniyle seni ölümden kurtarıp buraya getirdim. Çünkü bil ki ben bir ecinliyeyim. Gördüğüm andan beri gönlüm sevdi, sadece Allah böyle istediği için ve ben Allah'a ve koruyup kutsadığı peygamberine inanırım, fukara kılığında senin yanına geldiğim halde, yine de benimle evlenmek istedin. O zaman, ben de karşılık olarak, seni sudan çıkarıp ölümden kurtardım. Kardeşlerine gelince, onlara çok kızdım, kuşkusuz onları öldürmem gerek, dedi layık olmayan kimseye yardım eden. Bil ki suçlu, işlediği suçuyla zaten yeterince cezalandırılmıştır der. Sonra ne de olsa onlar benim kardeşlerimdir dedim. Bana mutlaka onları öldürmem gerek dedi. Boşuna hoşgörüsüne sığındım. Sonra beni omuzlarına aldı, uçtu ve evimin taraçasına bıraktı. Evimin kapılarını açtım, 3000 dinarı sakladıkları yerden çıkardım ve gerekli iş ve adet hükmündeki hatır ziyaretlerini yaptıktan sonra dükkanımı açtım. Yeniden mal satın aldım. Akşam olunca dükkanımı kapadım. Eve dönünce bir köşeye bağlanmış bu iki köpeği gördüm. Beni görünce aya kalkıp ağlamaya, giysilerime sürtünmeye başladılar. O anda karım koşarak geldi ve "Bunlar senin kardeşlerin." dedi. "Ona ama kim bunları bu hale sokmuş?" diye sordum ben büyü alanında benden daha bilgili olan kız kardeşime rica ettim. O da bunları 10 sene geçmeden kurtulmamak üzere bu hale soktu dedi. İşte ey kudretli cinli, bundan dolayı buraya geldim. Artık 10 sene dolduğu için baldızımı bulup onları kurtarmasını dileyeceğim. Buraya ulaştığımda şu iyi yürekli genci gördüm. Serüvenini öğrendim. Onunla aranızda olup biteceği görmeden de bir yere gitmek istemedim. Benim öyküm de böyle, deyip sözünü bitirmiş, Ecinli, bu gerçekten şaşırtıcı bir öykü, cinayeti karşılayacak cezanın üçte birini daha affediyorum, demiş. Bunu izleyerek Katır'ın sahibi olan üçüncü şeyi öne çıkmış ve Ecinli'ye, ben sana bu ikisininkinden de harika bir öykü anlatacağım, demiş. Sen de bana, karşılığında, cinayetin geri kalan kan bedelini bağışlayacaksın. Ecinli, teki, öyle olsun, diye yanıt vermiş. Ve üçüncü şeyi anlatmaya başlamış. Üçüncü şeyin öyküsü. Ey Sultan, ey Ecinliler başı! Bu katır benim karımdı, bir zamanlar yolculuğa çıkmış, ondan tam bir yıl uzakta kalmıştım. İşlerimi bitirince bir gece, ansızın onun yanına döndüm ve onu yatağın halı örtüsü üzerinde bir zenci köleyle yatarken buldum. Orada ikisi konuşuyor, kırıtıyor, gülüyor, öpüşüyor ve şakalaşarak birbirine azdırıyorlardı. Beni görür görmez. Karım hemen ayağa kalkıp bir testi suyla üzerime saldırdı. Bu testiye bazı sözcükler mırıldandı ve suyu üzerime serpti bana da, kendine özgü kılıktan çık, köpek kılığına gir. Dedi, ben hemencecik bir köpek oldum. Beni evden kovdu, çıktım, uzun süre sokaklarda süründükten sonra bir kasap dükkanına ulaştım. Dükkana yaklaşıp oradaki kemik parçalarını yemeye başladım. Dükkan sahibi beni fark etti ve alıp evine götürdü. Kasabın kızı beni görünce, hemencecik yüzünü örttü ve babasına, böyle mi yapılır? Birlikte bir erkek getiriyor ve eve sokuyorsun, dedi, babası, hani nerede bu erkek, diye sorunca, bu köpek bir insanoğludur, onu bir kadın büyülemiş, ben onu kurtarma gücüne sahibim, diye yanıt verdi. Bu sözleri duyunca, babası, öyleyse Allah aşkına onu kurtar kızım, dedi, kız eline bir testi su aldı. Üzerine birkaç sözcük mırıldandıktan sonra birkaç damlasını üstüme serpti ve bu kılıktan çık, ilk haline dön, dedi. Hemen eski halime döndüm ve genç kızın elini öptüm. Ona, şimdi senden, beni büyüleyen. Karımı büyülemeni diliyorum, dedim. Bunun üzerine bana bir miktar su verdi ve karını uyur vaziyette bulursan, onu bu suyla ıslat. İstediğin kılığa girecektir, dedi. Gerçekten, onu uyurken buldum ve üzerine su serperken, bu kılıktan çık, katır şekline gir, dedim. Hemen o an katıra dönüştü, ecinli katıra dönerek, doğru mu bu anlattıkları, diye sormuş, katır, başım öne doğru sallayıp, hal diliyle, ah evet, ah evet. Çok doğru, demek istemiş, Büyü öykü ecinliği zevk ve heyecanla titretmiş ve ihtiyara kanın geri kalan üçte birini bağış olarak sunmuş. Tam o sırada Şehrazat günün doğmakta olduğunu görerek, verilen izni aşmak istemediğinden yavaşça susmuş. Bunun üzerine kız kardeşi Dünyazat, ablacığım, sözlerin ne kadar tatlı, zarif ve güzel. Ve de kulağa ne kadar hoş geliyor, demiş, Şehrazat, ama şah beni bağışlar yine hayatta kalırsam, gelecek gece anlatacaklarımın yanında hiç kalır, yanıtını vermiş. Şah, kendi kendine doğru, ökünün şaşırtıcı sonunu öğrenmeden onu öldürmeyeceğim, demiş. Sonra Şah ile Şehrazat geceyi sabah oluncaya kadar sevişerek geçirmişler.